insan devletin koynunda yatıyor. Büyükelçinin yakasından nüans mason rozeti vardı. Adam pervasızca dolaşıyordu. Biz Türkiye'ye gittik, milletvekilleri gittik orada. Bütün bu oyunlar Ankara'da mason localarından tezgahlanıyor. Askeri vurdutan bu idarelerdir. Polisi vurdutan bu idarelerdir. Türkiye'de doğudaki ve batıdaki bütün terör odakları Ankara'dan idare ediliyor. Son hükümetine bildirdik. Dedik ki derhal bize savaş kararı alın. Sınırdan kaçmak üzeredir teröristler. Ne olur hemen savaş kararı alın. Sınır ötesi operasyon kararı. Biz de bu katilleri takip edelim. Asker, 100 asker şehit oldu. Saat 6'da vurulmuştur. Türkiye'nin masonik hükümeti ordumuza savaşma iznini 13.30'da vermiştir. İşte ihanet Ankara'da yapılıyor. Neden? Çünkü çekiçküs izin gelmiyor. Ve albay diyor ki, ne yazık ki evladım, biz Türk hükümetinin savaş iznine içeren gizli talimatı Amerikalı bir çavuştan alıyoruz. Bütün bu terör odakları Ankara'da özel halk dairesinden tezgahlanıyor. Bak yerini söylüyorum. Bu sözler, bu açıklamalar insan hayatına mal olur ama Kur'an'a dönmek için bu hayat Allah'a satılmıştır.
uyandırınız. Boşuna askerimi vurmayınız. Boşuna polisimi vurdurtmayınız. Siz vurdurtuyorsunuz. Bu millet masonluğu tanımıyor. Masonluk ihanet teşkilatıdır. Bilerek yapılıyor bu masonlar değil mi? İstiklal Harbi'nde kanla alınan namusu ve dini Lozan'da satan. Bu masonlar değil midir 100.000 kişilik Mehmetçiyi? Rus ordularına karşı kasten Kars dağlarında donduranlar. Bu masonlar değil midir 1.000 yıl uğrunda binlerce şehit verdiğimiz Kur'an nizamı rafa kaldırarak memleketime pis neciz Romalı'nın kanunlarını getirenler? Masonluğu tanımazsanız söylediklerimi anlayamazsınız. Türkiye'deki terörü devlet destekliyor. Uyan. İdaresindeki ana programımız Cumhuriyet Halk Partisi programıdır. Bunun kapsadığı prensipler idarede ve siyasette bizi aydınlatıcı ana hatlar, kurulatıcı ana hatlar, kurulatıcı ana hatlar, kurulatıcı ana hatlar. Fakat bu prensiplerin yoktan indiği sanılan kitapların doğmalarında asla bir tutmamalıdır. Biz ilhamlarımızı yoktan ve gayetten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.